Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Orhun Topkaya, kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz. Güzel, rüzgarlı, akşamüstü yağmur yağma ihtimali olan bir günden hepinize kucak dolusu sevgiler. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ay kızımız hastalanmıştı. Şu an durumu gayet iyi. Hayvana salmıyorum. Evde bakıyorum. Yavrularına biz bakıyoruz. Durumu günden güne iyileşiyor. Yavruların durumu da iyi çok şükür. Bir maşallahınızı alalım. Nazar diyen, hani diğer videoda nazar değdi abi falan diyenler var. Tabii ki nazar hak ama bir maşallah sizden şöyle yorumlar alırım. Neyse, başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi siz yavrulara yoğun bir şekilde bakıyoruz. Onları izleyin. Ondan sonra babamın yanına gideceğim. Birazcık orada keyif yapalım. Sonra buraya gelip üzüm fidanlarını ekeceğim. Yapacağım işler var. Kuzulara bakacağız. Seranın kenarlarında otlar var. Şu arka taraflarında otlar falan var. Onlara biraz müdahale edeceğiz. Başlıyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hadi bakalım. Şimdi ATV'ye binelim. Babamın yanına keyif yapmaya gidelim. O arada siz, köpeğimize biberon getirdik. Yeni mama getirdik. Onları izleyin. Sonra burada buluşalım. Aynı zamanda tarlaya gübre attık yağmur yağmadan önce. Hani gübre atılması gereken yer vardı ya. Onu da hallettik. Onları izlerken ben babamın yanına yola doğru çıkayım. Aykız. Aykız bugün hayvana gitmedi. Götürmedim arkadaşlar. Yavrularının sesini duydukça içeri doğru bakıyor. Yusuf ne yapıyor bu? Senin ve benden bir borondan süt emiyor değil mi? Ne? M değil bu. Hav hav. Hav hav. Tamam, poşetin üstüne çıkmayın ikiniz de. Buraya yaklaşmayın. Zaman ya, bakayım mı sana? Uzaktan bakabilirsiniz. Baksanıza. Bir bıraktığımı almıyor ya. Heh. Süt annesini sanıyor o. Abi şu çok amelsiz ya. Şuna bakın. Bak 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 bak. Bak nasıl meme arıyor, bak bak bak. Fare gibi. Biberonla vereceğim. Şırıngayla vereceğim arkadaşlar. Emmiyor. Yutsun. Bunların içinde yatmaya devam edecekler. Birazdan annesine de gösteririm. Şimdi göstersem mi diye düşünüyorum da. He, götüreceğim diyor. Tamam, gir içeri, ben sana vereceğim. Gir. Zaten zor sığıyorsun oraya. Ayı. Hah, acık sev. Sev bakalım yavrularına. Onlar da annelerine gidiyorlar hemen arkadaşlar. Bir 5 dakika tutayım. Memeye gideceğiniz yeter. Yeter Aykız, götürüyorum, tamam babam. Ben de sağ, ben de hiçbir şey olmaz, ben de. Arkadaşlar gece gündüz bebekleri doyurmaya devam ediyoruz. İkisinin de sağlık durumu iyi. Şu birazcık az mama yiyor. Bir biraz daha çok yiyor zaten, halinden de belli. Bunu da besleyeceğiz. Şimdi ben şöyle biberon siparişi vermiştim. Biberon da geldi. Semiha da geldi bu arada. Artık Semiha da geldi. Bunlara çok çok daha iyi bakılacaktır. Benim yetmediğim yerde Semiha da doyuracak. Bu o kapa alsa gerek abi. Kapak bakayım. Değil ya. Yumuşak bu da. Bu nasıl bir şey? Bu yedek o zaman. Yedek. Yedek. Bu ne? Ben bu. Tamam canım. Bu, onların mideleri o kadar zaten abi. Bu kadar bile yememiyorlar. Çok şimdi şöyle bir tane temizleme şeyi çıktı. Bir tane de şununla deleceğiz herhalde Semiha bunu. Muhtemelen. Diğer taraftan. İnsan. Heh, delinde. Şimdi ben sana söyleyeyim. Buna 4 tatlı kaşığı mama, 4 tatlı kaşığı su. Mama su. Başka bir şey yok. Kızım seni anneleri zannediyorlar. Evet. Bu su değil mi? Ne? Bak buna bak sen, buna bak. Çok tatlı ya. Bu ötekine alıştı i̇şte bakalım. Bu da attı değil mi? İşte bu da attı değil mi? Oo, ben kıyamam. Ay, bu da attı değil mi diyorlar. Semiha. Dediydim. Ne yapalım biliyor musun? Öteki daha mı iyi? Evet, biz bir boronla emzirmeye devam edelim. Bu bence çok da küçük abi ya. Ya kedi için mi acaba ya? Saman var ağzında. Yok, köpek için yazıyordu. Ama zaten annesinin memesi de büyük ki. Sen Yusuf'unkine yapalım. Şuna, bu emmeyene bununla verelim bakalım. Çok az emiyor. Bak bu bundan emecek. Heh, bu bundan emiyor. O zaman ben diğerini hemen yapayım bir tane daha. İstemiyor bunu değil mi? Ha, bu bunu sevdi. Bak Semiha. Ondan emziremiyordum ben onu. Bak bu da bunu emiyor. O çok canavar gibi emiyor. Canavar bunu mu? Canavar gibi emiyor. Ama emiyor. Bak bundan nasıl emiyor bak. Şu da bunu emiyor. Şu da anne, şu da anne, şu. Heh. Tamam. Bitirdin mi? Bitirdim. Benimki daha bitiremedi. Bu biraz az emiyor ama
Bu biberonu iyi ki almışık ha. Ama karnına bak. Bak bak, bu nasıl yemiyor bak. Demiş, demiş. Bak önceden ben onunla hiç emziremiyordum onu. Şirin gayrı emzirdim sabah. Bak 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 bak. Mavi boncuğu çalıştırdık. Emeklere. Hemen şu gübre makinesini takalım. İçini bir temizleyelim. Evet, pırpırı taktık. Dönüyor da. Şimdi gideceğimiz tarlanın üst tarafı zayıf sadece. Bir çuval koyacağım. Gideceğim, bakacağım. Eğer eksiklik görürsem gelirim. Tarla zaten yakın. Ama bir çuvalı kesin üst tarafa atmamız lazım. Toplamda 4 çuval gübre atılacaktı. 12 dekar bir tarla. 200 kilogram yapar. 12'yi bölün işte. Zaten aşırı derecede koyun gübresi var. Ama üst tarafı nedense zayıf. Şimdi oraya bir çuval koyayım. Bu ne lan, fi tohumu gibi böyle? Bu ne lan böyle? Fi tohumu gibi. Saat 5'ten sonra yağmur gösteriyor. Yağmurdan önce atarsak oh, mis gibi toprağa karışır. Öğrenmiş okey. Oo, bir derya deniz olmuş be. Neyse, istop edelim. Şimdi arkadaşlar, yağmur yağdı en son. Yağmurdan sonra bak bizim izler kapanmaya başlamış. Aslında ataymışız olacakmış be. Bizim izleri kapatmaya başlamış. Ama çok yükselmiş. Şimdi şuraların gübreye ihtiyacı yok gibi. Herhalde buraları ne biçim dal dal olmuş bak. Koyun gübresinin olduğu yerler dal dal. Benim sıkıntılı gördüğüm yer burası. Bakın burası ne kadar kısa. Sadece oradan geleceğim. Şu aşağı tarafları çiğnemeyeceğim arkadaşlar. Şu bölüme atacağım. Evet. Hadi gidelim. Abi çok boylanmış bak. Burası zayıf. Sadece burayı döneceğim. Yoksa arpayı çiğniyoruz. Burası zayıf. Burası kalkar da. Görüyorsunuz bitti. Tam buraya gelecek şekilde ayarladım. Zaten bir koydum. Bakın şu ağacın üst tarafından şuradan. Bir de bir boydan geldim şu sırayla. Tamamdır. Orta yeri çok büyüttü. Hemen şu çiğnemeden kenardan anlıktan gideceğim arkadaşlar. Bakın buradan gittim. Anlıktan geldim. Gittiğim yer nasıl yaslandı? Gübreyi atmış olduk. Ya burası çok güzel ya. Maşallah şuna bakın ya. Şuna baksanıza abi. Marul gibi. Neyse tamamdır. Aklımızda kalacağına atmış olduk. Düşünüyorduk acaba yukarı elle mi atsak, belle mi atsak diye. Evet, izlediniz arkadaşlar. Maşallah büyüyorlar. İnşallah sağ salim büyüteceğiz. Bu arada Semiha'nın civcivleri de çıkmaya devam ediyor. Mavi yumurtalardan civcivleri çıkmış. Aynı zamanda ilk çıkan civcivlerimiz büyüyor. Babamın yanından geldikten sonra onları da size şöyle göstereyim. Baya baya her yeri minik minik hayvan dolu. Hayvanlar iyi oldukça bizim de keyfimiz yerine geliyor arkadaşlar. Şimdi babam İre'ye yakın. Birazdan İre'ye gel. Belki de gelmiştik. Geçen tarla sürerken yemek yemedik. Bugün şöyle güzel güzel yemekler yapalım onunla. Sonra evdeki işlerimize gelelim. Saat 5'ten sonra %80 yağmur olasılığı gösteriyor. İnşallah yağar. İnşallah. Ara ara böyle yağmur geçişleri oldukça seviniyoruz. Mutlu oluyoruz yani. Hemen geliyorlar biraz aslanlar.
Lan! Ne yapıyoruz bakalım? Vay! Vay! Baba yeni mi? O ne? Selamünaleyküm. Ben giderim şimdi. Bu ne? Allah'ım ya Rabbim baba. Tüa! Çakacağım samanın kapısına. Vallahi abi geyik buyumuzu bulduğumuzda geçenkini almadım ben. Dağda bıraktım. Birçok kişi istiyor ama babam da bunlardan kullanıyor. Bunlar düşüyorlar. Bir eşini kim bilir nerede düşürmüştür. Bu şekilde geçen bir abi de motokrosla gelmişti. Geyik boynuzu arıyormuş dağda. Bıçak sapı falan yapıyorlarmış. Biz dağda sürekli gezdiğimiz için buluyoruz. Huh anasını ey maşallah bu ne baba ne biçim büyümüş bu? 10 yaşında. Say bak gerçekten. Kırılmış hep. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yaşında. Bileğim kadar. Şuna uf çok ağır. Çok ağır be zor getireyim ya. Vallahi atacağı adında hadi dedim atmaya. Adamı yarım eda bu be. Çok ağır vallahi. Eşek de korkuyor. Hani eşek nerede? Eşek geliyor şimdi ikinde. Ben tarlaya gübre attıktan sonra hafiften bir arkadaşlar yağmur yağdı. Ama şöyle söyleyeyim sizlere. Daha çok çok toprağın yağmura ihtiyacı var. Şu anda o şekilde gözüküyor. Alan alan açılmalar, alan alan merada kurumalar devam ediyor. Taş üstlerine gelen otlar kuruyor. İnşallah bol yağmur yağar. Anlamadım. Su mu doldurayım? Yemek vaktini bilmez mi o baba? Oğlum bir sefer bağladım bak gel geliyor görüyor musun? Gel gel. ATV ile gideyim de dolduruvereyim. Vallahi geliyor baba hem deli gel, gibi geliyor. Gel gel. Bak. Nereye illa yapıyor ekmek zamanı illa geliyor yanıma. Gel yoksun gel gel gel. Gel gel gel. ATV ile 2 dakikada şuradaki çeşmeye gideyim. Su doldurayım. Aman aman ormancı. Akpara çeşmesi suyu. Evet suyumuzu doldurduk gidelim. Geldik suyu doldurduk. Psikopatın gene işleri. Gördün mü bardak gitti. Gene kaldık öteki bardaklara. Lan psikopat. Onlar kırılmıyor. Hey. Oğlum sen bu bardaklardan ne istiyorsun ya? Bu tabak çanaktan ne istiyorsun sen? Bunları kırıp kırıp amacın ne senin ya? Amacın ne senin? Biz çay içiyoruz. Çay içiyoruz yani. Burada odun işini çözmek lazım yakın zamanda. Ne yapacağız? Değil mi? He? Buradan acık acık çıkıyordu. Hadi bir şey deme hadi. Köz olması lazım meşe yok. Meşe var orada da kalın meşe. Ben sucuk getirdim. Sucuk gömmesi yapacağım. Sucuk mu getirdin? Sucuk gömeceğim. Arkadaşlar ateşi yaktık. Odunları topladık. Bakın hayvan gitti. Niye geliyoruz? Çift kişiye en azından hayvana birimiz bakarken birimiz yemek yiyoruz. Şu havalar ısınasıya kadar. Gitti. Şimdi buradalardı. Yok oldular. Bir an içinde buharlaştılar sanki. Lan kuzum 2 dakika müsaade edin bize ya. 2 dakika ya. Etmezseniz de kendiniz bilirsiniz. Ben buradayım.
Şimdi geri çevireceğim. Şöyle çeşmeye doğru varsın. O arada babam çayı falan anca demler. Yağmurun kokusunu duyar duymaz mantar çıkmış ama birazcık da zehirli mantara benziyor. Aslında yine Türk mantarı. Şimdi eskiden tamam böyle mantar toplarken gidiyorduk. Eskilerin tabiri, bu yanlış anlaşılmasın. Zehirli mantar olunca cavır mantarı, cavır. Cavır mantarı bu derdi ninem. Mesela yinem mantara da Türk mantarı bu derdi. Niye öyle bir şey yapmışlar ki acaba? Cavır mantarı. Bunlar inmez, bunlar cavır mantarı. Böyle kokardılar mis gibi, içi pembe pembe. Bunlar Türk mantarı, bunları topla oğlum derdi. Dedem de ninem de. Bak çamın altındaki ardıç da kurumuş. Babam bağırdı. Hepsi hazır, gel artık gel diye de hayvanı şöyle yukarı kaldırdıktan sonra gideyim. Bunlar şimdi aşağı doğru tımbır tımbır inerler. Baba! Sen yemeğini ye ye! Bir tık daha şöyle atayım şu taraflarını, yukarı doğru çevireyim. Ondan sonra babamın yanına gideceğim. Sizce bugün ıslanır mıyız? Hadi inşallah. Üzümleri bir ekelim. Üzümleri ekeceğiz eve varınca. Semih'in civcivlerinle birer hasır neşir oluruz. Yine köpek yavrularına bakarız. Ay kızın yavrularına. Çat! Öyle geri çeviririm işte size. Sen ye babacığım. Bunlar duymayacak. Ye! Ya ben seni bekliyorum. Ya beni ne bekleyen sen? Ateş tam yani şey, ne yapacaksan suçunu yapacaksın. Ne oh oh oh. Bak. Benim çay, çantam nerede? Çay da demedi. Şeye bak. Oh. Cesim. Sen başla. Çay koyacağım, çay. Oh, ekani. Kavanozları kıramadığı için gerek kavanozdan devam. Doğru. Başka hiçbir çözümünü bulamadık. Bunun akırı mı ya? Sen hani su, tek çaydan daha mı demledin? Tek çaydan mı? Ben de diyem su nerede? Şey, vallahi geri gidiyor la baba, bak sen ye. Suyla uğra. Tek su yapalım. Hiç olmadı. He? Ben şimdi onu... Baba durmayacak bu hayvan. Ya ben geri çevireceğim sen. Arkadaşlar şöyle. Birazcık bunu ıslayalım. Sucuk gömme yapacağız. Ben şimdi çıkaracağım beni. Bu tarafa gitse? Benim sucuk gömme bambaşka bir şey oldu ha. Şuna bakın. Gene gitti hayvan. Bu sefer de babam gitti. Onun bile çayı kaldı. İkimiz beraber bile yemek yiyemiyoruz ki babamla. Diyorum ya, biraz daha yağmurun bollaşıp bu 15 dakika falan duracak. Şöyle ot geldikten sonra keyfimiz olur da. Yağmur bol yağdığında. Ama şu anlık durum böyle. Aslında hava da sıcak biliyor musunuz? Yani şöyle bir hafiften bir rüzgar esiyor ama bungun bir sıcak var. Yatması lazım. Babam getirdi bak tekrardan hayvanı. Bu sefer de o getirdi. Baba hayvanın hiçbir suçu yok. Havada yağmur yok. Alsana tavuklara. Ot yok.
Bak yine geçip gidecek onlar. Gidiyorlar gördün mü? Haydi sen burada dur. Ben şimdi ayderim onları. Babam durdu diye de pek duracakları yok bunların. Hadi yatın bakalım. Dandini dandini dastana, danalara girmiş bostana. Kol bostancı danayı yemesin lahanayı. Dandini, sana da çalayım mı? Dandini dandini dastana. Sesim ne kadar kötüyse keçi bile kalktı gitti. Vallahi keçi bile kalktı gitti. Bayağı demli olmuş baba. Kafa çayı. Kafa çayı. Pişmiş midir acaba sucuk? Çoktan pişmiştir. 15 dakika beklememiz lazım. Çoğu yerde dolu yağmış. Kayıya da yağmış. Evet. Bu şey olmaz ama ya. Bizim buraya ucuz diyor arkadaşlar. Yağmur yağıyor. Gün güzel yağmur yağdı mesela. Ama böyle yoğun olarak değil. 10-15 dakika buna şükür. Böyle ucundan, yani yağmur bulutunun ucundan böyle yağıp geçiyormuş gibi hisse. Bazı mesela sökerine yağmıyor. Fotokapan da dağda kaldı gene. Aynı yerde mi? Yok, değiştirdim, başka yerlere koydum. Kocaman sucuk mu soba? Hayır, şişmiş. Aa. Vallahi şişmiş. Bu nasıl olmuş kız, bu öyle? Yağsını bağlamak sıcaktan. Gelin yanar. Gelin yanar. Çok sıcak, iyi. Yok merdiven, iyi bedavadır evde. Ne oldu? Hiçbir fikrim yok. Bunu zaten yağ çıkarsa da doluyor. Yağ çok çıkarsa. Pişmiş mi bu şimdi? Pişmiş mi? Allah Allah. Değil misin baba? Pişmiş mi? Pişmiş ya. Kabarmış bir de. Yumuşak olmuş. Yumuşak pişecek zaten. Aa. Ben hayvan çevirmeye gidiyorum oğlum. Hey, durmayacak ya hala. Vallahi bugün durmayacaklar. Böyle olsa ben bunu buraya getirmem. Başka bir yer mi bellesek, ne yapsak? Yine durmayacak, yine gidiyor. Sen yavaş yavaş topla baba. Nereye götürsek acaba? Buradan gitsin ya. Vallahi nereye yayılsak, neresi kalsa. Babam torbaları toplarken ben bir tık daha dayandırayım. Ondan sonra salıvereceğiz, koyuvereceğiz, gitsinler. Aslında haklılar da ya. Hayvan şimdi sürekli yayılmak istiyor. Biz de 2 saat bir dursun, yemek yiyelim istiyoruz. Ortada 1 saatte anlaşamıyoruz. Aslında koyunlar biraz daha ılımlı da yatma konusunda keçiler hiç öyle değil. Keçi inadı mı var sizde? Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler, şimdi bana... Aha, babam geliyor. Topladın ne? Seni topladım ya, boynuzu bağladım. Niye? ATV'ye mi? Ha. Tamam, ben götürürüm onu. Tamam, sen git hadi. Tamam. Tamam, ilacı yap evine akılana. Çok ot geliyor oralarda, bir daha iyi olmuyor ya. Çok oluyor ama. Tamam. Evet, ben malzemelerimi alayım. Bak çakıyı gene unutmuşum, gördünüz mü?
Şunu şuraya asayım, bunu götürmeme gerek yok. Hatta şöyle. Oo. Şuna baksanıza. Babam nasıl bağlamış. Hop, kuş gibi. Bir dağdayız, bir evdeyiz. Bir dağdayız, bir evdeyiz. Yağmur bulutları şöyle kenarlara topladırken eve geldim. Seranın üstünü tamir edeceğim ama önce şu getirmiş oldukları üzüm bağlarını ekeyim. 2 metreye bir, 3 metreye bir dedi. Direklerin arası 2.20, 2.5 falan olması lazım. Her direğin dibine bir tane ekeceğim. Zaten buraya ekmişiz. Yani şuraya ben şimdi 3 tane çukur kazayım. 3'ünü buraya ekeyim. Arkadaş, bu ısırganların soyunu bir türlü düzeltemiyorsunuz. Şurası ideal. Şöyle hadi bakalım bismillah. Oh, toprağa bakın, toprağa. İnşallah. Ah. Elendikçe elenmiş, elendikçe elenmiş. Eğer bu üzüm fidanlarını hepsi tutarsa üzüm yetiştiriciliğine başlıyorum. Şu sopa makinesinin şeyleri geldi. Tamir malzemeleri geldi. Kaporta falan, onları tamir etsek de otlanan diğer tarlayı da sürsek arkadaşlar. Ben bunu nasıl çıkartacağım? Saksıyı kırmadan çıkartamam ben bunu ya. Şöyle, hatta dedi ki kürekle vur pat diye kes dedi de ben kürekle vurmayayım şimdi, bilemiyoruz. Şöyle bıçakla keseyim. Ulan bu bıçak da her şeyi kesiyor be. Evet, şöyle taze kökler çıkarsın dedi. Şöyle kürekle pat diye vur kes dedi ama ben bu şekilde yapacağım. Şimdi bunu götürelim, çukura atalım. Hemen şöyle köklerine suyu vereceğim. Abi iki tane dal ayrılacak dedi abi. Bakın bir tanesi burada, bir tanesi burada. Uzadığında, uzadı ya. Bir tarafını bu tarafa iple at, bir tarafını bu tarafa böyle gitsinler dedi. Yapraklarından çok güzel sarma oluyormuş ve zaten bu kadar şeyi sararsak herhalde dünya kadar sarma sararız. Evet, ekimi bitirdim. Bakın sırayla buraya, 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 bir de şuraya ektim. Diğer ektiğimin bir tanesi kurumuş arkadaşlar. Onun yerine tekrardan şunu ektim. Üzüm bağlarımız bu şekilde oldu. Her şeyin içinden şu kadar fazladan kök çıktı ve bunları kestim. Abi zaten kesmemi söylemişti. Şuna bakın. Evet. Şimdi sıradan gidelim. Ben şunun üstüne baca deliği açmıştım. İçeri baca yakmıştık. Sera bandı geldi. Şurasını bir kapatalım. Yağmurda mağmurda böyle içine hafif hafif rüzgar giriyor. Hem yağmur giriyor. Şurayı sera bandıyla bir tamir edelim. Buna koyarsam hava üflemeli ısıtıcı koyacağım. Efendim? Sera bandını getir, şunu tamir edelim abi. Yağmur mu başladı? Yağmur yağdı ya. Yapışır ama. Zor mu? Sen yanında bıçağı var mı? Var da su olan yerler kalkmasın. Ne bileyim ben, istersen yağmur dindine yapaydın. He? Yağmur dindine yapaydın. Bir yapalım bakalım. Bayağı hızlandı oğlum. Yok, kalkmayacak. Çok güçlü bir bant. Kuzları kapatayım ben. Kapat. İçeriden de yapıştırdık. Gayet de güzel oldu ya. O da hangisi kurumuş? Matesin birisi varmış. Bunlar sağlam.
Hangisi olmuş mesela? Şu abinin getirdiği ne ekmiştim onu bilmiyorum. Aa ölsün, onlar canlanıyor. Tabii canım, onlar sonra canlanıyor. Öyle ekim yapılan domateslerden bir tanesi kurudu arkadaşlar, diğeri sağlam. Bakın buralara ekmiştik. Bunlar da benim kabaklar. Bildiğiniz süs kabaklarından ekmiştik. Kocaman kabaklardan ekmiştik. Şöyle siz şu çekirdekleri çıkarıversenize. Bak çekirdeği çıkaramamış, kurumuş üstü anne. Çekirdeği mi çıkamadığından öyle olmuş o? Tabii üstü açılamadığına kalmış. Bak. Hop. Hop. Ama pek hafif onlar, yavaş. Bak bunda da var, bak. 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 Kurumuş çekirdek üstünde bak. Hadi lan. Heh, gördün mü? Benim bayağı çıkmış hepsi ya. Benim kabaklar çıkmış. He? Benim lif kabakları çıkmış. Sadece bir tane. Senin salatalar da çıkmış. Hayvan birazdan gelir aga. Ben sizi kapadayım. Sen... Tövbe estağfurullah. Köpek kulübesine girmişler. Hadi gelin. Gelin 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 gelin. Şöyle geçin. 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 Gir 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 gir. Kaldı mı dışarıda? Arkadaşlar babamın çan sesleri duyuluyor. Şimdi birazdan yanına giderim. Karşılarım. Annemler şeye gittiler. Soğanların oraya gittiler. Çapalayı memeyi bitirmişler. Ben de gideyim bir bakayım. Bu arada burası fi. Lakin görmüş olduğunuz gibi sarı çiçek tarlasına döndü. Ama içinde fi var mı? Var. Çok fi var. Bakın bu filer zamanla büyüyerek bu otu basacaklar. Buradan Allah nasip ederse deli gibi fi biteceğiz. Babam gelmiş. Ben gideyim. Oo, bak çapadan sonra nasıl değişmiş. Evet. Ama bunlar anneannem diyor ki onlar diye bir kafa yapar diye. Aha öyle mi? Ha erken abi bak. Soğan ne zamandır? Sen o sarımsaklara baksana bu oğlum maşallah. Ya benim biraz cılız çıktı. Bak Semihan'ın aldığı, benim aldığım soğanlar böyle. Buraya kadar. Bak burayı ilk çapaladığımız yer otlanmış gene. Gene çapalayacak. İkinci çapayı yapacak. Sarımsaklar. Bunlara bir ikinci çapa yapılacak. Bunlar da Semihan'ın aldığı soğanlar. Bunlar daha bir koyu renkli. Şurasına da patates ektik biliyorsunuz. Ama burası çok otlanmaya başladı. Buraya biz çapa yapmamız lazım. Gel kızım şöyle geç, anı kalsın gel. Gel. Çiçeklerin arasında bir kız. Koş bana doğru. Kameraya doğru, kameraya doğru. Evet. Şimdi arkadaşlar kuluçkadan yumurta çıkarmıştık. Tavuklar kuluçkaya yatmıştı. Semiha buraya tavukları koymuş. Bir tanesi burada. Diğer tarafta da var. Bakın civcivleri en son değişimlerini ben size bir göstereyim. Oo, çok karanladı birden, bir saniye. Tavuğumuz burada, civcivlerimiz burada, kanatlanmaya başlamışlar. Bu kıskanç olan tavuk mu Semiha? Yok o sakin. Burada gidiyor civcivlerini. Daha sonra dışarıda salacağız da ben şöyle bir tanesini size gösterebilsem. Bak abi bak. Kanatlara bakın bak. Bak bu büyüdüklerine işaret. Görüyorsunuz değil mi? Hiç ziyan oldu mu bunlardan Semiha? Yok abi, hiç olmadı. Bak kuyruklar çıkmış. Bence ya, horoz ha onlar. Gene bir sürü horozun olur. İyi anaların yanında yatsınlar. Ben hayvanı karşılamaya gideyim. Ben de. Civcivlerimiz ne kadar büyüdü. Şunlara bakın. Baba. Biri küçük yumurta olduğunu, ufacıcık abi. Bak aralarında siyah bir tane var. Evet. Ben gideceğim. Nereye? Şöyle. Sen gelemezsin hayvan karşılamaya. Gideceğim. Gidelim ama. Bak kucağıma alma. Yorulursan peşin peşin konuşalım. Hayvana geleceğim dedim madem. Anne hiç gitmedim ben. Tamam. Hiç gitmediysen gel götüreyim. Nasıl gitmedin? Bir yağmur yağıyormuş. Bir ıslanıyormuş Nikroş. Şimdi yağmuru severim. Yağmuru sever misin? Evet. Hadi koş o zaman hayvana yetişelim. Niye eve kaçıyorsun geriye? Ben arayayım da hay Allah'ım ya Rabbim. Hani hayvana gelecektin ya? Hayır sen git git. Hayır sen git git. Hayvanı tepede görünce vazgeçtin değil mi? Evet. Uzak diye. Sen git ya. Sen eve gidebilecek misin buradan? Gideceğim. Dur ben alanı arayayım. Buradayım baba ya. Tutmayayım ya. Baba meşaya tuttum. Tuttu ya de.
Dorlar iyi gene ya. Dur. Ya dur. Adamı götür yedi mi? Vallahi ben de üzümleri ektim. Salsan gidecekler baba. He? Ama sen tutuyorsun diye yapıyor. Salsan gitmez. Gidelim. Gidelim bunlar ya. Bırakın beni saldırayım böyle hani 3-5 kişi tutar da bırakın beni saldırayım der ya. Bu da aynı hesap. Ama deli bu gider. Vay be şu diben dili olsa da konuşsa. Bulgur dibeği arkadaşlar. Şöyle göstereyim dibinde çalı bile büyümüş. Eskiden var ya hanımlar buraya bulgurlarını getiriyorlardı. Buğdayları kaynatırlar bulgur olacak buğdayları. Abi biz de şeye alıştık ya. Yani köyde hani tavuğumuz var, yumurta alıyoruz, ineğimiz var, sütümüzü alıyoruz falan filan ama önceden A'dan Z'ye her şey köyde yapılıyordu. Bak oraya getirirler. Tamam mı? Bulgurlarını kaynattıkları bir gün kaynatırlar. Ondan sonra orada kabukları ayrılsın diye döverler. Sonra şu karşılara böyle kurutmak için yayarlardı. Böyle tahtadan bulgur dövme ağaçları vardı. Dibek. Şimdi kaç sene oldu? Bir 15-20 senedir kimsenin yaptığı yok değil mi? Ben daha 10-12 yaşındayken hatırlıyorum. 10 senedir kimsenin yaptığı yok baba. 10 sene kesin oldu. Ne onu ya? Bulgur. Daha çok. Biz de hazır alıştık vallahi. Bizim delikanlımızda döverler. Ben hatırlayam, ucundan hatırlayam. Böyle 3 kişi sırayla onlar böyle güttük. Ağaç büyümüş be. Çeşmede holluklarda su yok gibi mi geldi? Ne olmuş buna? Açılmış herhalde. Su yok baba. 1-2-3-4 1-2-3-4 horoz var. Bunlara ben operasyon yapacağım. Bak Semih'e rahatlayacak. Çok fazla horoz var. Gel Aykız. Evet kutunun içinde ne var hissediyorsun sen. Arkadaşlar Aykız'ın şöyle tüyüne bir bakın. Gayet iyi olmaya başladı. Şimdi oraya buraya ona mama getirdim. Bak Aykız burada mama var. Bunda da yavrularım var. Dur şimdi yavruların kutuları küçük geliyor. Elleme yavrularını emzireceğim. Sen gör diye dışarı getirdim. Şuraya ben kameramı bir bırakayım arkadaşlar. Şöyle. Evet. Aykız yavrularını elleme. Bak mama getirdim sana mama. Mama var burada. Ben onları emzirirken sen de mamanı iyi gel. Mama. Dur. Emzireceğim. Dur emzireceğim. Bak önce büyük olanı doyurayım. Ondan sonra sen mamanı ya. Gel. Sen mamanı ye. Tamam yavrularında bir sıkıntı yok yavrum bende. Ben de mama emzireceğim mama. Mamanı ye. Oh salıyor bir tanesi. Sen mamanı ye. Ben bunları doyurayım. Bu kutuyu artık değiştireceğim gel. Yapma öyle şey. İçi de temiz arkadaşlar. İçinde herhangi bir şey yok. Bakın görüyorsunuz altlarını sürekli yeniliyorum. Şey yapıyor. Yavrularının kokularını hissediyor ya orasını temizleme içgüdüsüyle. Yavrularım burada. Aykız yapma. Aykız yavruna yapma. Aykız yavrum ben sana vereceğim. Aykız nereye götürüyorsun yavrunu? Aykız. Yavrum ben sana vereceğim bunları. Sen bunları güvende bunlar. Hiç sıkıntı yok biliyorum ben. Mama vermezsek yavrum ay kızım ben sen sev diye yaptım ne? Tamam ay kız. Vallahi götürdü yavrusunu arkadaşlar. Bir anne içgüdüsüyle taşıyor. Bırak azıcık şey yapsın. Yavrularının onun olduğunun farkına varsın. Soğumasın yavrularından. Şimdi büyük ihtimalle kulübesine götürecek, bırakacak. Bunu da almaya gelecek. Ben bu arada bunu doyurayım. Mamasını yemedi bak.
Bakın arkadaşlar, gelmiş bir de buraya koymuş. Diğer taraftan çıkarmış. Bakın sağ salim yavrusunu getirmiş. Ben buna süt içireceğim. Gözlerinin açılmaya. Aa, gözleri de açılmış. Tamam. Hadi sev, hadi sev. Sev yavrunu. Ben bunlara süt içireyim. O sevsin yavrularını arkadaşlar. Çok seviyor. Güzelce doyurayım bu ememeli. Mama veriyor ay kızım. Mama. Mama vermezsek olmaz. Yavrum çıkma. Vereceğim. Çıkma. Vereceğim yavrunu. Mama emiyor kuzum. Hadi al bunu. Hadi al bunu da sev, hadi al. Oh. Baba, ayaklarının arasına koyuyor. Onlar zaten artık memeye de gitmiyorlar. Yala. Mama emecek mi? Hı? Mama emecek mi? Gel. Mama em artık, gel. Bu arada bunu toramana koymuştuk. Yavrularını getirdi, bunun içine koydu. Acaba bu daha pofidik olduğu için mi? Yavrularına da bakın, bak anasına sokuldu, yatıyor. O da yatıyor. Az daha emzireyim, vereyim. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacağım. Burası çok dar ona. Diğer taraf daha geniş. Oraya aynı bu şekilde pofidik saman koyayım ki onun içine girsin. Yavrularını orada bir 15-20 dakika baksın. Onlar da annelerinin yanındalar bakın. Bana git diyor. Aslında mıkırdanıyor. Kız artık yavrularını alabilir miyim? He? Dursunlar mı biraz daha? Bakın hiç göğüslerinden yana tarafa gitmiyorlar. Ön koltuğunun altında yatıyorlar. Ama bali burada değil. Bak diğer tarafa geçireyim ay kızım. Burası senin için dar. Evet, burası daha geniş ve daha rahat. Altına da şöyle yeniden sap koydum. Hayır, memeye gitme. Burada baksın sana. Baksın bunlar açık. Buradayım yine. Alacağım. Akşam kızıllığı yele, sabah kızıllığı sele derler. Yavrularını bir 5 dakika bıraktım. Şu kutuları falan toplayayım, düzenleyeyim. Ondan sonra gidelim. Evet arkadaşlar, içeri geldik. Yavruların 2-3 günlük değişimini, 2 günlük değişimini gösterdik. Gözleri açılmaya başlamış, büyüyecek. Aynı zamanda hem babamın yanına gittik, hem tarlamıza gübre attık. Oo, yine bir sürü iş yaptık. Serayı tamirledik, üzüm fidanlarımızı ektik. Sadece ne, seranın arkasında otlar temizlenecekti, onu yetiştiremedik. Ay kız da yavrularını seviyor. Ara ara göstereceğim, üzülüyor. Yarın öbür gün göğüslerini iyice kontrol edip yavrularını komple vermeyi düşünüyorum. Eğer süt gelmiyorsa, sağlıklı süt geliyorsa daha iyi. Belki de sütü gelmiştir. Bayağıdan beri yoğun bir şekilde ilaç tedavisine devam ediyoruz. Bu arada Yusuf ayrandan yayık yapıyor. Değil mi o Yusuf? Yusuf, evet. Ayran... Bunu çıkmış. Ayrandan yayık mı yapıyor? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ne? Allah Allah. Babam? Baba. Oh, attı alt yandan oğlum, bir bak. Babam, limon verin şuna, limon. Ayrı abi, kurtulamayız bir daha. Küçücük verin, yesin ya. Babam. Babam. Limon istiyor musun? Al. Limon. Bak Allah'ım verdi. Öyle bir güzel limon geldi ki oğluşuma. Nasıl? Onu da istediği şey. Kocaman. Yiyeceksin ne? At ağzına da ye hadi. Bir ısır bakalım limonu. Dişlere bak. Allah'ım yarabbim. Koca koca iki tane ot dişi çıkmış. Çıktı mı dişlerin? Çıktı. Baba de. Baba de. Limon aşığı ya. Başka bir şey değil. Bak. Oh. Kabuğunla yiyor. Ben yani ağzı. Allah'ım yarabbim. Gerçekten.
Bir de kabuğunla nasıl yiyor değil mi? Hiç yüzü de ekmiyor. Acı biber yiyor, limon yiyor. Daha ne yiyecek bakalım? Portakal yiyor gibi yiyor dedim onu ben. Bak. Yusuf, hadi Allah'a emanet de el salla. Hadi izleyicilere Allah'a emanet de el salla. Bay bay Yusuf. Bak. Aa, hadi bakalım görüşürüz de. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın da. Hadi bakalım arkadaşlar Allah'a emanet. İnşallah sağ salim yavrularımızın durumu şu anda iyi, büyüyecekler. Gelişimleri de benim hoşuma gidiyor. Annesinin tüyü de parladı. Dediğim gibi birkaç güne annelerine vereceğim. Anneler çok özlüyor. Bugün aldı yavrusunu götürdü ağzına. Beni indirirken dışarıda. Sil burnunu. Burnunu sil. Sil burnunu. Aferin. Sildin mi sanki? Hiç değmedi bile. O kadar.